Numaralanmış cümlelerin hangisi belirtilen edebi metinlerin ortak özellikleri değildir? Belirtilen metinlerimiz fabul, efsane, hikaye. Olay, kişi, zaman, mekan unsurları her üçünde de vardır. Anlatma esasına dayalı metinlerdendir. Bu da doğru bir bilgidir. Olay çevresinde gelişen edebi metinlerdendir. Bir anlatıcı ve anlatıcının bakış açısına göre olaylar aktarılır. Bu bir yer doğrudur. Gelelim üç nolu yargımıza. Olağanüstülüğe dayalı tamamen hayali türlerdir denilmiş. Fabullarda böyle bir hususiyet söz konusudur. Efsaneler hem gerçek hem hayali unsurlar taşırlar. Halk hikayelerinde de olağanüstülük boyutu söz konusudur. Fakat tamamen olağanüstü değildir. Dolayısıyla üç nolu yargı ortak özellik değildir. Sorumuzun cevabı C'dir. Yukarıdakilerden hangisi doğal destanlar için söylenemez? Doğal destanlar olay çevresinde gelişen anlatma dayalı esas olan edebi metinlerdendir. İyi, iki yargımız doğrudur. Destanlar birçok bilim dalına kaynak olabilir. Çünkü tarihe, coğrafyaya, edebiyata, geçmişte yaşanmış önemli olaylardan hareketle oluşturulmuş destanlar birçok bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Coşku ve heyecana dayalı metin özetlerini gösterebilirler destanlar. Çünkü destan manzum şekilde oluşturulmuş, coşku ve heyecan yönü ağır basan bu ifadelerde kullanılabilir. Ayrıca anlatmaya dayalı metinler içerisinde değerlendirilebilir. Çünkü destanlarda bir olay anlatılır. Öyküleyici anlatım yapı unsurlarına sahiptir. Gelelim bir nol yargımıza. Anlatıcının her zaman kahraman bakış açısıyla anlatım yapması gibi bir şey söz konusu değildir. Anlatıcı üç bakış açısında, kahraman bakış açısında, müşahit bakış açısında, ilahi bakış açısında kullanabilir. Sorumuzun cevabı A'dır. Hangisi halk hikayesi ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir? Halk hikayesi genelde aşk üzerine söylenen hikayelere verilen karşılıktır. Mitolojik bir yönleri, yönelimleri yoktur. Sözlü gelenekte oluşmuş, gelişmiş, bağlantılandırılmış anlatılardır. Anlatım düzeze yapılıp şiirler, araya şiirler serpiştirilir. Konuşmalar şiirle yapılır. Kişiler gerçek yaşamından kişiler oldukça yakındır. Çünkü anlatılı anlatılı olağanüstü boyutu kazanmıştır. Aslında gerçeklik vurgusundan hareketle oluşturulmuş metinlerdir. C'de ise manzume özelliğine sahiptir denilmiş. Halk hikayeleri manzume özelliğine sahiptir fakat nazım nesir karışıktır. Nazım kısımlarında manzum özelliği söz konusudur. Nazım nesir karışık olduğu için bu ifadeyi tek başına söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı C'dir. Parçanın başına hangisi getirilir denilmiş sorumuzda. Parçamızda ders vermek amacını görmekteyiz. Ayrıca hayvanlar ve cansız varlıklar arasında geçen olayı anlatı, anlatan, manzum olarak anlatan metin türü olduğunu görmekteyiz. Buradan hareketle yani kahramanların hayvanlar ve cansız varlıklar olduğunu, görmekteyiz. Masallarda olağanüstü olağanüstü hususiyetlerine yer verilebilir. Fakat masallar nesirdir. Efsanelerde gerçek ve hayali unsurlara yer verilebilir fakat hayvanlar ve cansız varlıklar ders vermek amacıyla kullanılmaz. Menkıbelerde hayvanlar ve cansız varlıklar kahraman olarak kullanılmaz. Halk hikayeleri de aynı şekilde olağanüstü yer verir fakat hayvanlar ve cansız varlıkları kahraman olarak kullanılmaz. Ayrıca nazım nesir karışıktır. Fabul ise insanlara ders vermek amacıyla anlatılması zor durumları sembollerle somutlayarak anlatan türdür. Hayvanlara ve cansız varlıklara yer verilir. Teşhis ve intak sanatlarıyla bunlar canlandırılır. Dolayısıyla sorunun cevabı C'dir. Kendisinden böyle süreden bir sanatçı aşağıdaki türlerden hangisinin yazar olabilir? Değerlendirdiğimiz zaman insanların içinde dolaştım. Belki 20 yıldır sürekli gözlemliyor, not alıyorum. İnsana dair gördüğüm, işittiğim, dokunduğum her şeyi kurgusuna oluşturduğum isere ilmek ilmek işliyorum. Tüm kişiler, ana olay olay örgüsü, mekanlar, kullanacağım anlatım teknikleri yani anlatmam gerekli olduğu için teknik varsa hepsinin önceden zaten belirlemişimdir. Aslında serbikmiştir. Bana kalan her ayrıntıyı bunlara eklemek. Detayları anlatma, birleştirmek. Sonra yazmak. Burada olayda bir metin oluşturulduğunu görmekteyiz fakat ayrıntılı bir metin olduğunu görmekteyiz. Altın çizmiş olduğumuz yerden hareketle ayrıntıyı bunlara eklemek. Dolayısıyla olaya adalı metinler içerisindeki en ayrıntılı tür olan romanı bize çağrıştırıyor. Sorumuzun cevabı romandır. Fabıl ile masalın karşılaştırılmasıyla ilgili açıklamalardan hangi ikisinde yanlışlık vardır? Hemen değerlendirelim seçeneklerimizi. Fabıl'ın sonunda metnin ana düşüncesi verilirken masalda bu bulunmaz. Masallar düz bir şekilde bitirilir fakat masallarda döşemeler, tekerlemeler bulunur. Masal mutlu bir sonla biterken fabul trajik, trajik komik bir şaşırtı biçimde bitebilir. Masallar biraz daha büyüklere dönük bir hususiyet taşıdığı için ders verim amacıyla biter. Fabul tamamen olağanüstü olayları ele alırken masal da olağanüstü olay olaylar ele alınmaz denilmiş. Burada bir yanlışlık söz konusu. Dört nolu cümleyi değerlendirelim. Masal tekerleme ile başlar. Fabul tekerleme başlamaz. Zaten bu konuyu belirtmiştik. Bu da Doğrudur. Gelelim yanlışlara. Fabul ulusal masal da evrensel niteliklere sahiptir denilmiş. Fabul da masal da evrensel niteliklere sahiptir, milli niteliklerden uzaktır. Bu türler. Fabul tamamen olağanüstü olaylara ele alırken masalda olağanüstü olaylara el alınmaz denilmiş. Fabul olağanüstü olaylara ele alır fakat masalda olağanüstülükler vardır. Dolayısıyla burada bir yanlışlık söz konusudur. 2 ve 5 sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap C'dir. Aşağıda verilen halk hikayelerinden hangisi konu yönünden farklıdır? Halk hikayeleri genelde aşk konusunu işlerler. Tahir ile Zühre, Tahir ile Zühre'nin aşkını, Kerem ile Aslı'nın aşkını, Arzu ile Kamber'in aşkını, Ferhat ile Şirin'de Ferhat ile Şirin'in aşkını işler. Küroğlu aslında bir destandır. Küroğlu ise kahramanlık konulu bir destandır. Sorumuzun cevabı B'dir. Terimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır denilmekte? B'den başlayalım. Olağanüstü masallar peredinde, pericinde gibi doğaüstü varlıklara ve olaylara yer veren masallardır. Hayvanların insan rolünde olmaması olmaması da bir başka özelliğidir. Hayvanların insan rolünde olmamasının olması özelliği taşıyan masal türü fabıldır aslında. Bilgi doğrudur. Olay hikayesi olayın esas alındığı türdür. Olay serim düğüm çözüm şeklinde anlatılarak sonuca bağlanır. Bilgi doğrudur. Döşeme halk hikayelerinde dinleyiciyi öyküye hazırlamak amacıyla söylenen asıl konuya ilgili bulunmayan birinci bölüme denir. Bu bölümde eski aşıkların adı alınır, tekerlemeler söylenir, dinleyiciye evrensel mesajlar verilir. Bilgi doğrudur. Kesit hikayesi ise bir olay değil günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatan hikaye türüdür. Çeo tarzı hikaye verilen karşılıktır. Bu bilgi de doğrudur. Gelelim naturalist roman açıklamasına. Olayları ve kişileri olduğu gibi aktaran roman türü realist roman türüdür. Yazar bir fotoğraf makinesi gibi sadece gördüklerini romana aktarmakla yetinir. Yine bir realist roman türü özelliği verilmiştir. Realist roman, realizmin biraz daha ileri seviyesi olan naturalist romanda ise deneysellik, bilim adamı, soya çekim gibi kavramlar ele alınmalı idi. Dolayısıyla burada bir yanlış açıklama söz konusudur. Sorumuzun cevabı A'dır. Masal kahramanlarından bazıları sembolik tiplerdir ve karakteristik özellikler gösterirler. Hangisinde verilen masal kahramanının üstlendiği rol doğru değildir? Yaşlı adam iyilik ve yardım yönelimli bir masal karakteridir. Genelde yaşlı adam ya iyilik eder ya da yardıma muhtaç bir yaşlıdır ve masal kahramanımız ona yardım eder. Keloğlan olan meşhur Türk masal kahramanıdır. Şans, akıl ve zekanın uyumudur. En küçük kardeş yine akıl, şans ve iyilik timsalidir. Büyük kardeş küçük kardeşi kıskanan bir yapıdadır. Dolayısıyla kıskançlık ve kötülük büyük kardeşle irtibatlıdır. Köse ise köseyillik oyunlarında köse oyunu diye bir oyun tipidir. Merhamet ve yardımseverlik balansı kurulamaz. Burada bir yanlışlık söz konusudur. Sorumluluğun cevabı değildir. Numaralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki edebi türlerin hangisine aittir? Nazım nesir şeklinde olsa da nazım nesir biçimde olanları da vardır denilmiş. Halk hikayesi olabilir bu tür o zaman. Ama halk hikayesinin nesir türünde olanları yoktur. Anlatılması birkaç gece sürebilir denilmiş. Demek ki geceleri anlatılan bir tür. Başında ortasında sonunda belli görevler olan formal kalıp söz, tekerleme adı verilen kelime grupları var denilmiş demek ki ifademiz masada daha yakın. Metin içerisinde halk hikayesi, fıkra, dua ve dua yani mani, türk, bilmece, ağıt, atasözü, deyim, halk anlatısı gibi ögeler olabilir. Bir milletin bazı temel ögelerini barındırdığında milletin kültürünü araştırmada önemli kaynaklardandır denilmiş. Burada ele alınan Türk geceleri anlatılan çocuklar için eğitim amaçlı anlatılan, birkaç gece sürebilen, olağanüstülükleri taşıyan, kalıp sözler, tekerlemeler barındıran masal verilen karşılıktır. Sorumuzun cevabı masaldır. Doğru cevap E seçeneğidir hangisi klasik hikayenin bir özelliği değildir? B seçeneğinden başlayalım. Klasik öykülerde hikaye beklenmedik bir sonla bir tarif adresi doğrudur. Olay örgüsü çalışma ve merak duygusuyla, unsurlarıyla birliktedir, geliştirilir, doğrudur. Olay örgüsü kişi zaman mekan yer ögesine göre kurgu sağlanır, da gerçeklik hissi oluşturulur. Olay zamana ve zamana göre mantıklı bir sıralama ile ilerler. Düğün bölümünde oluşan merak çözümde sonuçlandırılır. Bu da doğru bir bilgidir. Doğal mekanlar anlatılırken hayal önemli bir unsur olarak nitelendirilmiş. Doğal mekanlar anlatılır fakat hayal çok da önemsenmez. Önemli, önemli bir unsur olarak e, olay hikayelerinde el alınmaz çünkü olay hikayeleri gerçekçi bir bakış açısıyla oluşturulur. Sorumuzun cevabı A'dır. Bu iki parçanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki den hangisi söylenemez? Parçamızda iki anlatı söz konusu. Birinde bir kaçma eylemi Padişah Mihriban sonra Esmer Sultan bağlantılarıyla anlatılmaya çalışılmış. Dolayısıyla olay kişi ve zaman unsurları söz konusu. Diğerinde devler ve Ali bağlantıları anlatılmaya çalışılmış. Yine zaman, mekan ve kişi unsurları söz konusu edilmiştir. Birinci metin halk hikayesi özelliği taşımaktadır. Çünkü gerçekçi bir anlatıma yakın bir söylem oluşturulmuştur. İkincisinde ise masalımsı bir özellik söz konusu devlerden falan bahsedilmekte olduğunu görmekteyiz. Bu bilgi de doğrudur. İki metinde anlatmaya dayalı metinlerdendir. Masal ve hikaye olarak değerlendirildiği zaman anlatmaya dayalı, olaya dayalı metinlerden olduğunu görmekteyiz. İki metinde de dil gönderisiyle işte kullanılmamıştır. Bilgi vermiyor bize. Bize bir olay anlatmakta. Dolayısıyla gönderisiyle işlev, açıklama yapan işlev olarak değerlendirilir. Burada mevcut değildir. B'de ise kahraman anlatıcı bakış açısıyla yazıldığı söylenmiş iki metninde. Birinci metnimizde kahraman anlatıcı ve gözlemci anlatıcı, müşahit anlatıcı söz konusudur. Durdu, dedi, dedi aktarmaları başkalarının hayatını gözlemleyerek anlatılan, oluşturulan metinlere verilen karşılıktır. O vakit kızı Esmer Sultan geldi, beni cellatların elinden aldı. Ben de o kızı aldım, geldim. Balantısında ise kahraman anlatıcı vardır. İkinci metinde ise Sadece gözlemci anlatıcı söz konusudur. Kahraman anlatıcı yoktur. Dolayısıyla bu ifade ikisi içinde söylenemez. Sorumuzun cevabı B'dir.